maceraya. Dilara abla ve kuklalarla kukla köyünü kurmaya. Eğlen öğren, öğren eğlen kukla stüdyosunda. Öğren eğlen, eğlen öğren kukla stüdyosu. Sevgili çocuklar ve çok renkli kuklalarımız, kukla stüdyosuna yeniden hoş geldiniz. Selamlar. Merhaba abla. Yavaş yavaş yarışmamıza geçelim mi? Hazır mıyız kuklalar? Hazırız. Hazırız. Seçmece. Bu bölümümüzün konusu gezegenler. Ay çok heyecanlı. İlk sorumuz geliyor. Bu soruya en hızlı doğru cevabı veren 4 kuklamız bu bölümün yarışmacıları olacak. Doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkın butonuna hızlıca basmalısınız. Sorunuz şöyle. Güneşin etrafında döner durur masmavi. Canlılar yaşar onda, gezegenlerin en güzeli. A. Dünya, B. Venüs, C. Satürn. Ve işte doğru cevap Dünya. Doğru cevabı veren 4 kuklamız Barfix, Sarmal, Çeşni ve Ekşili. Bakalım sorumuza kim en hızlı yanıtı vermiş? Ah işte Sarmal'ın masasında yıldızımızla belirdi. Bu da bu bölümdeki joker hakkını Sarmal'ın kazandığını gösteriyor. Çok hızlısın Sarmal, tebrikler. Teşekkürler Dilara abla. O halde yarışmamızın ikinci aşaması başlasın. Bilmece. Peki artık hazırız sanırım. İkinci turun ilk sorusu gelsin mi? Gelsin. İşte sorunuz. Kırmızı gezegen denilince akla ilk o gelir. Dünyadan kendisine uzay mekikleri gönderilir. Yeryüzünün komşusu 4. gezegendir. Merih diye bilinirdi. Şimdiki adı nedir? Buldum. Kırmızı bir gezegen demiştin. Değil mi Dilara abla? Evet. Bu elma gezegenidir. Olmadı Çeşni. Aradığımız cevap bu değil. Nasıl yani? Elma gezegeni mi? Böyle bir gezegen olsa mutlaka benim haberim olurdu. Var mı yoksa öyle bir gezegen? Elma gezegeni varsa havuç gezegeni de var mıdır? Havuç gezegeni. Elma ve havuç birbirine yakışır. Ve bu ikiliden harika tarifler yapılabilir. Mesela güzel bir meyve salatası yaparken... Çeşni, elma ve havuçla bir meyve salatası yapamazsın. Çünkü havuç bir meyve değildir. Havuç bir sebze midir Dilara abla? Sevgili Çeşni, bir bilirkişi olarak belirtmeliyim ki... Havuç bir sebzedir. Evet, bir sebzedir. Sanırım konunun uzmanından cevabı aldık. Aldık Çeşni ama konu da aldı. Gezegenlerden meyvelere geçiş yaptık. Tamam, bak söz veriyorum. En kısa zamanda meyveler konu başlıklı bir yarışma yapacağız. Ama artık konumuza mı dönsek? Neymiş şu kırmızı gezegen? Evet Sarmal. Güneş. Ama gün sonunda batan güneş. Nasıl yani? Hani güneş dağların arasından kaybolurken kızarır. Gökyüzünü kızıllaştırır ya. Öyle güneş işte. Ne yazık ki cevap güneş değil. Ekşili? Cevap tabii ki Mars. Kırmızı gezegen demek Mars demektir. Tebrikler Ekşili. Doğru yanıt Mars'tı. İlk puanı Ekşili kazanıyor. İkinci sorumuza geçiyoruz. Kocaman bir lambadır karanlık gecelerde. 6 çeşit evresi var başka başka biçimde. Uydusudur dünyanın, döner hep çevresinde. Gezer durur evreni yer küre çekiminde. Çeşni? Kepçe gezegeni. Çeşni o da nereden çıktı şimdi? Sarmal? Biliyorum. Evet şey dilimin ucunda. Evet Sarmal. Bir anda kafam karıştı. Şey çok emin değilim çünkü çekime kapılmış uydu. Dün okuduğum kitaplarda böyle bir bilgi var mıydı? Ay her şey karıştı. Artık cevabını duyalım mı Sarmal? Kafam da karıştı. Cevap veriyorum Plüton. Ne yazık ki değil. Evet Barfix. Ben buldum. Ay. Çünkü dünyamızın uydusu Ay'dır. Tebrikler Barfix. Cevap Ay'dı. Hiç beklemeden 3. sorumuza geçelim. Güneş'e en yakın 2. gezegendir. Kahverengi ve gri onun sıcak renkleridir. Büyüklüğüyle sanki dünyanın bir ikizidir. Güneş sisteminin en sıcak ve parlak gezegenidir. Bilin bakalım onun adı nedir? Ekşili? Cevap veriyorum. Venüs. Çok hızlısın Ekşili. Cevap doğru. Venüs'ü tanıyorsun sanırım. Evet tanıyorum Dilara abla. Ben Venüs'ü çok severim. Bir gezegen olmasına rağmen yıldız gibi ışık saçması benim çok ilgimi çekmişti. Güneş'e yakın 2. gezegen ama ilkinden daha sıcak. Bence güneş sistemindeki en ilginç gezegen Venüs'tür. Ekşili'den enteresan bir bilgi geldi. Teşekkür ediyoruz Ekşili. O halde 4. sorumuz gelsin.
Devlerin devidir güneş sisteminde. 5. sıradadır, Mars'ın hemen peşinde. Boy ölçüşemez onunla kimse, en büyüktür gezegenler içinde. Şimdi sıra cevaplarda. Ekşili. Bence daha büyüğü olmadığına göre bu kesin güneştir. Ne yazık ki değil. Sarmal. Buldum, buldum. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen tabii ki Jüpiter. Doğru yanıt Sarmal, tebrikler. Teşekkürler Dilara abla. Evet, ikinci aşamanın son sorusuna geldik. Puan durumuna şöyle bir bakalım. Ekşili 2 doğru cevapla lider konumunda. Barfix ve Sarmal da birer doğru cevapla ikinciliği paylaşıyorlar. Çeşni ise henüz doğru cevap veremedi. Bu durumda Ekşili finali garantilemiş görünüyor. O halde soruyu cevaplamama gerek yok. Soruyu doğru cevaplarsan daha çok puan kazanmış olursun Ekşili. Böylece yarışmayı kazanma olasılığın da artar. Peki ya herkes doğru yanıtlar ve berabere kalırsak? Sevgili Çeşni, o halde hepinize ek bir soru daha sorup bu şekilde bir üst tura çıkacak yarışmacıyı belirleyeceğiz. Yeni sorumuz şöyle. Buzdan kayadan çekirdeği, gezegenlerin içinde en büyük ikincisi, uyduları öyle çok sayısı 82, onu gören hemen tanır, söyleyin adı neydi? Sarmal? Dilara abla, ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii Sarmal, hadi Kavuklu'ya bağlanalım. Kavuklu? Merhaba Dilara abla, merhaba kuklalar. Ben de heyecanla bana ne zaman sıra gelecek diye bekliyordum. Sarmal, işte ipucun. Sert rüzgarlar estirir döndükçe etrafında. Bir de halkaları vardır. Onlar da döner bununla. Sen bırak her şeyi, aklında tut bak bunu. Halkalı gezegendir. Çalıştır hafızanı, bil soruyu. Sen de Sarma. İşte ipucu dediğim böyle olur. Harikasın Kavuklu. Etrafında halkaları olan gezegen Satürn. Doğru yanıt Satürn. Teşekkürler Kavuklu. Tebrikler Sarmal. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Yeniden görüşmek üzere Kavuklu. Hoşça kal. Tebrikler Sarmal. Cevabı doğru bilerek Ekşili ile birlikte final turuna, yani hızlı soru cevap turuna katılmaya hak kazandın. Teşekkür ederim Dilara abla. 8 koldan sarıldım ve karşılığını da aldım. Hazırsanız final turuna geçelim. Evet Sarmal ve Ekşili, final turunda butona basınca 3 saniye içinde hızlıca yanıt vermeniz gerekiyor. İlk sorunuz geliyor. Minik bir kaya parçası mı yoksa bir gezegen mi? Ya da küçük prensin geldiği minik küre mi? Teleskoptan bakıp onu nasıl görmeli? Bu cüce gezegeni herkes bilir sanki. Sarmal? Plüto! Final bölümünün ilk doğru cevabı Sarmal'dan geliyor. Hız kesmeden yarışmaya devam edelim. İkinci sorumuz için Gezgin'e bağlanıyoruz. Gezgin, orada mısın? Evet, buradayım Dilara abla. Şu anda Kandilli Rasathanesi'nin önündeyim. Rasathane mi? O nedir Gezgin? Sevgili Sarmal, rasathane gözlemevi demektir. Gökyüzündeki değişiklikleri gözlemlemek için kurulur. Teşekkürler Gezgin. Şimdi de kuklalarımız için hazırladığın soruyu sorar mısın? İşte sorumuz. Adı Yıldız'dır ama kendi değil. Kuyruğu vardır ama bir hayvan değil. Sever gezegenler arasında gezmeyi ama hiçbiri kendi evi değil. Evet. Ekşili? Bunu biliyorum. Kuyruklu Yıldız. Bravo Ekşili. Doğru cevap Kuyruklu Yıldız'dı. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere. Teşekkürler Gezgin. Evet güzel kuklalarımız. İşte geldik yarışmanın son sorusuna. Finalde 2 soru soruldu. Birini Ekşili, diğerini Sarmal bildi. Yani bu sorunun cevabını doğru yanıtlayan yarışmacı günün galibi olacak. Heyecan dorukta. Finalisti belirleyecek soru geliyor. Bir fırıldak gibi döner durmadan. Görünmez gözle, teleskopla bakmadan, gazdan buz mavisi bir devdir, güneşin en uzaktaki takipçisidir. Ekşili? Bence bu şaşırtmalı bir soru. Gazdan gezegen olmaz. Cevap veriyorum, böyle bir gezegen yoktur. Ekşili, tabii ki böyle bir gezegen var. Ha, buldum. Sen de Sarmal. Gaz ve buzdan oluşan bir gezegen. Neptün. Doğru yanıt Neptün. Sarmal sadece doğru yanıt vermiyor, aynı zamanda bu bölümünde kazananı oluyor. Alkışlar onun için geliyor. Çok teşekkür ederim Dilara abla. Ekşiliği de kutlarım. Çok çekişmeli bir yarışma oldu. Ah be, kazanmak üzereydim. Neyse, ben de seni tebrik ederim Sarmal. Güçlü bir rakiple kapışmak daha eğlenceliymiş. Bence de çok güzel bir yarışmaydı. İkinizi de tebrik ediyorum ve büyük ödül için sizleri arkadaşlarınızın yanına alıyorum. Kukla Stüdyosu.
İşte yarışmamızın belki de en keyifli yerindeyiz. Günün kazananı Sarmal, bakalım kukla köyümüze ne inşa edecek? Kararını verdin mi Sarmal? Dilara abla, kukla köyümüze inşa edilecek şeye karar vermek ne de zormuş. Evet, neredeyse yarışma kadar heyecan verici bir durum. Haklısın Ekşili, ama sanırım buldum. Dilara abla, benim bu yarışmayı kazanmamın en büyük nedeni buraya gelmeden önce okuduğum kitaplardan aldığım notlardı. Köyümüze bir kütüphane kurarsak hepimiz faydalanırız, değil mi? Sonuçta biz bu köyü bilgiye dayalı bir yarışma ile kuruyoruz. Bilgiyle inşa edilen köye de bir kütüphane yakışırdı. Harika bir düşünce. Tebrik ederim Sarmal. Ay, acaba nasıl bir kütüphane? Gerçekten çok merak ettim. Hadi görelim Dilara abla. Hadi hep beraber görelim o halde. Gerçekten harika. Teşekkürler Sarmal. Kukla köyümüzde harika bir kütüphanemiz oldu. Bölümün kazananı olduğun için gezegenler rozetini de Sarmal'ın masasına ekliyoruz. Harika bir rozet. Teşekkürler. Evet çocuklar. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bilgiyle inşa ettiğimiz kukla köyümüzü kukla stüdyosunda kuruyoruz. Hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Bir dahaki bölümde mutlaka görüşüyoruz, öyle değil mi çocuklar? Kukla stüdyosundan şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.